Evet abi. Araziye geldik. Evet, güzel bir arazinin içerisinde şu an tam böyle. Böyle hafif tepelik bir yer. Tarlanın içinde durduğunuz zaman tabi bazı yerleri meyillik kısımları var. Bu kısmı yani 11 dönümün yaklaşık 7 dönümü böyle güzel. Çok güzel böyle. Bakın karşıda Manyas'ın köyleri görünüyor. Güzel bir doğa. Güzel bir, bakın yemyeşil her taraf. Harika. Buğday arpa ekiliyor. Bu tarlaya buğday arpa ekiliyor. Yaklaşık bir 3-4 dönümlük kısmı ormanlık olmuş, koruluk olmuş şu alt kısmı. Efendim yaklaşık 7-8 dönümlük yeri de tamamen buğday ve arpa ekiliyor. Görüldüğü gibi zaten şu an ekilmiş. Güzel bir yatırıma uygun 11.100 metrekare bir tarla burası. Hemen şu ağaçların olduğu, yani oradan buraya 100 metre yürüdük tarlanın kenarından. Ağaçların olduğu kısım yol. Orası resmi yol. İki köy arasında, Kalburcu Dura arasındaki resmi yol. Yani bu tarla yola ikinci parsel oluyor. Yoldan ikinci 100 metre yürüyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Bir ay sonra mahsuller alındığı zaman, Haziran'ın 15'i, Haziran'ın sonunda bunlar biçiliyor. Ondan sonra arabanızla tarlaya kadar girebiliyorsunuz. Yani resmi yolu yok, gayri resmi. Tarla, tarlanın yolu kenarda. Ama şu an mahsul ekili olduğu için Haziran'ın 15'ine kadar tarlaya yürüyerek, çünkü ekinler ezilmesin diye yürüyerek geldik. Evet, tarlanın durumu bu. Eylül, Ekim'e kadar, Kasım'a kadar araç girebilir. Evet, güzel bir tarla. Yatırıma uygun bir tarla. Burada alırsınız, bir yatırım yaparsınız. 11 dönüm. Gönene yaklaşık 22 kilometre, 21 kilometre mesafede. Olduğu gibi güneş içinde güzel bir doğası var bu tarlanın. Efendim, toprağı güzel. Yani burada ne yapılabilir ayrıca? Sondajla su çıkarılırsa eğer, buraya güzel bir meyve bahçesi yapılabilir. Evet. Ayrıca alıp, genelde zaten müşterilerimiz %80, %90 yatırım amaçlı alıyorlar bu tarz yerleri. Alıp işte 5 sene sonra, 3 sene sonra ihtiyaç olduğu zaman parasının hem değerini korumak hem de ihtiyaç olduğu zaman işini görmek, bozdurmak niyetiyle genelde %80'i böyle. %10, %20'lik kısmı da emekli olunca gelirim, buraya bir şeyler ekerim, toprakla uğraşırım hevesi var tabi. Belki 3 sene, 5 sene sonra çok farklı şeyler de olabiliyor buralarda. Hem değer açısından hem de buralara bir şeyler olması, ileriye dönük farklı yatırımlar, farklı planlar olursa o zaman da sizin için ayrı bir ekstra güzelliği olur. Evet, tarlamızın sınırı, benim durduğum bu yer, burası sınır, üst sınır. Buradan şuradan tümseklik var, buradan gidiyor. Şuradaki karşı çalı sınır. Buranın sınırı. Aşağıda bir ağaç var bakın. O ağaç ve şu köşedeki ağaç alt sınır oluyor. Evet, alt sınır. Burada buğday olduğu için çok yürümüyor. Şöyle hafif %5 tatlı bir meyille o ağacın oraya doğru iniyor. Evet, buradaki sınırda şuradaki ağaçlar bu düzlük alanın sınırı. Oradan aşağı daha iniyor. Orada meyil biraz fazla. Bir 3 dönümlük yer biraz daha dik ve koruluk olmuş. Öyle çalı ağaçlar var. Orası kullanılmıyor ve ekilmiyor. Siz ne yaparsınız o kısmı, o 3 dönümlük alanı? Orayı bir koruluk, güzelce bir temizleyip, 1-2 kademe yapıp, oraya bir koru olarak o meyilli kısmı, 3 dönümlük alanı kullanabilirsiniz. O kısım böyle aşağı doğru iniyor. 7-8 dönümlük kısım da bu görünen alan, bu ekili olan, buğday, arpa ekilen, kalın toprak, güzel konumda olan, güzel doğası, görünümü olan, manzaraya hakim olan kısım da bu 8 dönümlük alan. Evet, yani yerimiz burası. Güzel bir doğa, tam doğanın içerisinde mis gibi, havası güzel, efendim havadar bir yer. Etrafınızda böyle tepecikler, küçük küçük ormancıklarla çevrili. Bu şekilde arazi yapısı, böyle dalgalı bir arazi yapısına sahip olan bir tarla burası. Burası bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. YouTube kanalımızdan videolarımızı izliyorsunuz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Fiyatı açıklama kısmına, alt kısma yazıyorum. Fiyat soruyorlar. Aslında başlığın üstüne tıklasanız alttaki yazı açılacak. Bazıları televizyondan izliyor, göremiyor. Ama fiyat açıklama kısmında mutlaka yazıyoruz. Onun bilgisini de vermiş olalım. Telefon numaralarımız yine açıklama kısmında yazıyor. Evet değerli dostlar, bakalım buranın sahibi kim olacak? Yerimiz burası. Şuradan da alt kısmı da biraz gösterelim. Oradan da o meyili de görsünler. Evet, arsamız, tarlamızın 3 dönümlük kısmı bakın burada. Şu ağaçların olduğu, yani bu
ağaçlar bir orman gibi olmuş. Bu kısımda tarlamıza ait bir koruluk olmuş. Buradan böyle meyil aşağı kadar dere var. Aşağı dereye kadar gidiyor. Böyle uzunlamasına böyle bakın devam ediyor ileriye kadar. İleride sınır bitiyor. Bu büyük ağaçlar da güzel. Hani ağacı seviyorsunuz ya, tarlamda ağaç olsun, gölgelik olsun. Burayı güzel bir temizleyeceksiniz. Bir iki kademe yapıp bu ağaçların altında güzel oturulur böyle. Güzel bir koruluk olur. Evet, tarlamızın 3 dönüm alanı da bu şekilde meyilli ve ormanlaşmış şekilde.